Vekillerden bahsetmişken az evvel ne dedim, hani komisyonlarda seçimler olduğu vesaire vesaire. Durum şu, biz hafta içinde de söz meclisinde konuşmuştuk, hatırlarsınız. Evet, bazı isimlerin, iki isim aslında, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'nun milletvekili yapılarak, aday yapılarak, sonrasında bakan yapılmayarak da aynı zamanda bir nevi bu yolla tasfiye edildiğini Erdoğan tarafından, böyle ince bir siyaset olduğunu gazeteci Sedat Bozkurt yazmıştı, üzerine konuşmuştuk. Sonra benzer bir şeyi gündeme getirmişti Murat Yetkin, ama bir başka ayrıntıya da dikkat çekerek, şimdi bu isimler tasfiye edilmiş olabilir ama bir yandan da bu eski bakan, yeni milletvekili olan isimler komisyonlarda, ilgili komisyonlarda başkan olarak seçildiler farkındaysanız. İşte içişleri, işte güvenlik vesaire, bütün bunlarda o eski bakanlar kimse, şimdi de komisyon başkanları oldular. Bu dikkat çekici. Bunu Murat Yetkin, Yetkin Report'ta hani gölge kabine mi diye açıklamıştı. Normalde böyle şeyleri hani muhalefet yapar diye de ekler. Normalde gölge kabineye hazırlık yapan, bu şekilde bir oluşuma sahip olan muhalefet olur. Çünkü herhangi bir şey olursa, bir değişiklik olursa, bir seçim durumunda, bir nevi kamuoyunu da bu isimlerin, ilgili isimlerin bakan olmasına alıştırmak adına da böyle bir görüntü vermek önemlidir. Ama bu kez gölge kabineyi de belli ki iktidar kendisi yapmaya çalışıyor. Ya da en azından bakan değil, vekil yaptığı o eski bakanları da yine bir nevi bakanlık olanaklarından, komisyon başkanlığı vesilesiyle bir benzer olanaklardan faydalandırmak istiyor. Ama biri hariç, Nurettin Nebati, o bir başkan falan olmadı. Nebati'ye sen biraz her şeyden uzak dur dendiği konuşuluyor kulislerde. Yeni kabinede yalnızca iki isim yerini korudu. Erdoğan Sağlık Bakanı Koca ve Turizm Bakanı Ersoy'la yola devam kararı alırken, yeni kabinede yer vermediği isimleri ise mecliste görevlendirdi. Meclisteki komisyon başkanlarının birçoğu eski kabine üyelerinden oluştu. İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Özler, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar oldu. Gazeteci Sedat Bozkurt ilk kez bir iktidar partisi içinde gölge kabine olarak adlandırılacak kurul oluştu dedi. Halef selef bakanlar arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Eski Maliye Bakanı Nebati ve eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu komisyonlarda görev almadı. Bozkurt, Nebati'ye ilişkin nedeni bilinmiyor ama sen biraz her şeyden uzak dur dendiği konuşuluyor dedi. Anlamak lazım, empati yapmak lazım. Çavuşoğlu'nun da Dışişleri Komisyonu toplantılarının gergin geçme ihtimaline karşı affını istediği iddia edildi.